Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir önceki videoda tek videoda montaj nasıl yapılır onu görmüştük. Premiere Pro ve Audition programları arasında dosyamızı nasıl aktarabileceğimizi, sesimizi nasıl temizleyebileceğimizi ve en sonunda basit bir şekilde nasıl montajımızı yapabileceğimizi görmüştük. Şimdi Audition programına sahip olmayan arkadaşlarımız için ses düzenleme işini en kolay şekilde Premiere Pro'da nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Onun için şöyle bir tane denemelik video çektim. Deneme, ses kontrol, deneme. Gördüğünüz gibi arka planda gayet fazlaca gürültümüz var. Onları temizlemek istiyoruz ve sesimizi de dinlenecek bir kıvama getirmek istiyoruz. Şimdi daha önce de anlattığım gibi V1, V2, V3 video kanallarıydı. A1, A2, A3 de audio kanalları. Şimdi şuradan audio'yu tıkladığımız zaman bize ses düzenleme paneli gelecek. Şurada iki tane panelimiz var arkadaşlar. Audio Track Direct Mixer ve Audio Clip Mixer. Şimdi bunların arasındaki farkı önce anlatayım size. Şu Track Mixer dediği şu A1, A2, A3 kanallarını temsil ediyor. Yani şurası, şuraya verdiğimiz efektler komple şu kanaldaki bütün sesleri etkileyecektir. Aynı şekilde 2'ye verdiğimiz 2'dekileri. Burada kaç tane olması önemli değil. Şimdi Audio Clip Mixer'e döndüğümüz zaman ise şöyle bir tane kopya alayım bundan. Şimdi zaman, burada zaman da devreye giriyor. Şimdi mesela ben şunu seçtim, Audio 1'i. Gördüğünüz gibi burada oynamaya başladı. Deneme. Ama bu, yani bunun zamanı içine geldiği zaman bu sefer bunu burada değiştirebiliyorum. Yani temel fark arada sadece zaman. Yani şu manipülatör hangisindeyse onu temsil ediyor bu. Arasındaki temel fark bu. Yani bu seçilirken ve burada bunun zamanında oynarken bunu kontrol edebiliyorum. Tek bir şekilde. Ya da burada başka bir müzik ya da ses efekti varsa onu kontrol edebiliyor. Biz videomuzu çekip hepsini tek kanala attığımızı düşünüyoruz. Hani müzikleri falan şuraya koyarız. Mikrofonumuzdaki sesi düzeltmek istediğimiz için şöyle uzunca bir video olduğunu düşünelim. Ve bunu temizlemek istediğimizi düşünelim. Şimdi şuradan clear diyorum baştan. Seçtiğimi farz edin. Ve şuradan dialog, yani konuşmayı seçtiğimiz zaman ayarlarımızı ona göre yapacağız. Ses kontrol. Şimdi şuraya tıkladık. Balanced male voice. Yani bir konuşan bir erkek olduğu için böyle yapıyorum. Kadın arkadaşlar female voice yapabilir. Şimdi bir dinleyelim. Deneme. Gördüğünüz gibi ses yüksekliğimiz attı ama ona paralel olarak arka plan gürültümüz de attı. Sıkıntı yok. Hemen track mixer'a tıkladık. Şöyle bir panel olması lazım. Eğer sizde bu yoksa şurada böyle tam şu köşede şöyle ok işareti gibi bir işaret olması lazım. Ona tıklarsanız bu açılacaktır. Şurada da şöyle yine ok işaretiyle böyle kanallar var. Hepsi bir layer gibi düşünün bunu. Şimdi biz ilk bölüme şöyle bir tane denoise, noise reduction bölümünden denoise seçtim ve attım. Şimdi en başa alıyorum ve şuna çift tıklayacağım. Şunu da sıfıra çekeceğim. Deneme. Hala gürültüm var. Şimdi bunu yavaşça arttıracağım. Siz de o arada dinleyin. Deneme, ses kontrol, deneme, ses kontrol, deneme, ses kontrol. 1-2 deneme, ses kontrol. Gördüğünüz gibi hani sona kadar götürdüğüm zaman hepsini temizleyebildi. Bu bizim mikrofonumuzun kalitesiyle de alakalı. Hani
Benim kullandığım mikrofon iyi olmadığı için böyle sona kadar götürmek zorunda kaldım. Ama büyük ihtimal yani sizinki biraz daha iyiyse %30'larda %40'larda yeterli olacaktır. Deneme. Ama sonuç olarak sesimiz şu an temizlendi. Deneme. Şimdi buna ne yapabiliriz? Bir tane daha şöyle geldik. Amplitude and Compression bölümünden Hard Limiter attık. Şöyle çift tıkladık ona. Deneme. Ses kontrol. Deneme. Ben Limit to -1 desibel diyorum. Çok böyle hafifçe bir fark oluyor. Ses kontrol. Sese birazcık daha tokluk veriyor. Şimdi buradan tekrar Dynamic Processing'e gelebiliriz. Şöyle çift tıklayalım orada. Deneme. Burada bize böyle bir eğri veriyor ve şurada da presetler var. Burada çeşit çeşit hani müzik dosyasıyla çalışıyorsanız ona göre şeyler var. Konuşmayla çalışıyorsanız ona göre şeyler var. Mesela biz şu an voice over'la çalışıyoruz ama bunu seçtiğimiz zaman sesi çok bozuyor. Şöyle dinleyelim. Ses kontrol, deneme. Ben burada en beğendiğim 3/1 expander. Bu güzel gibi benim ayarım. Yani benim sesime, benim mikrofonuma güzel geliyor. Deneme. Ses kontrol. Deneme. Mutlaka size de uyan bir tane vardır burada. Mesela size bu uymayabilir ama bunu deneyerek güzel bir tane bulabilirsiniz. Böyle gürültünün gelmeyeceği, sesinizin böyle temiz gelebileceği bir ayar bulabilirsiniz burada. Ve deneme. Ses kontrol. Şu an sesimiz temizlendi ve yani yayınlanmaya hazır gibi. Şöyle 1-2 deneme, ses kontrol. Şuraya baktığımız zaman böyle deneme. Ses yüksekliğimiz böyle normale çok yakın ama normal değil. Seçtik dosyamızı, G'ye bastık, G tuşuna. Şuradan mesela normalize all peaks to 0 desibel deyip 1-2 ses kontrol deneme. Bunu ayarlayabiliriz mesela. Eğer çok yüksekse G'ye basıp -3 deriz mesela. Biraz hafif kısabiliriz. Deneme. Bunu da böyle ayarlayabiliriz ama şöyle sıfırdan yüksek bir değer girmeyin. Çünkü sıfır konuşma için ideal bir ayar. Onun haricinde başka gösterebileceğim bir şey kalmadı. Sesimiz zaten temizlendi. Deneme. Ses kontrol. Deneme. Dediğim gibi Audition programındaki gibi böyle çok daha kaliteli bir ses beklemeyin. Bu sonuçta bir video düzenleme programı. Ama yine de deneme, ses kontrol. Sesimizi hani olabildiğince dinlenecek bir kıvama getirdik. Son olarak belki hani biraz daha kalmış olabilirse background noise'ınız. Şöyle tıklayıp deneme, ses kontrol. Hani belki 15-20 civarında bir tane daha atabilirsiniz en sona. Çünkü şuralarda efekt verdiğimiz için o da sesin kalitesiyle oynayacaktır. Frekanslarla oynadığı için sonuçta illaki bu gürültünün frekansını da yükseltebilir. Yani bir tane daha çıkışa bir noise atabilirsiniz. 1-2 deneme, ses kontrol. Mesela deneme. Şöyle ayarladınız. Yani maksimum yapabileceğiniz bu olur. Dersimiz buraya kadardı arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum atıp sorabilirsiniz. Ya da farklı göstermemi istediğiniz bir şey varsa yorum atıp paylaşabilirsiniz. Derslerin devamı gelecek arkadaşlar. Bunun haricinde geçiş dersleri ve video düzenlemeye dair dersler çekmeyi planlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın.